Azizem ya. Sana şaka mı yapıyorlar? Ya bu çalışmıyor. Dedim bunu bana koymayın. Bunu bana koymayın dedi ki yani. Baksana. Ben şunu alamıyorum. He, onu bana koysunlar. Senin boyun uzun oğlum. Eşim daha da uzun. Peki ben bilerek mi yapıyorlar sence yoksa? Gıcık çok. Gıcık çok, seninle uğraşıyor. Ekipte gıcık çok. Peki, buyur. Evet sevgili seyirciler, Avrupa futbolu için tırt, Burkina Faso için fos, Etiyopya futbolu için Türk futbolu için enteresan bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Evet, Türk futbolu bu hafta ilginç rekorlarla dünya futbol tarihine geçti. Stüdyomuzda bu ilginç rekorların sahibi Çırçır İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çırçır var. Namı diğer Çırçır Hüseyin. Diğer yanında... Kimse yok. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben de buradayım Fikri abi. Allah Allah. Görmüyor musun? Mesai yine başladı ya. Bir ses geliyor ya. Neyse biz konumuza dönelim. Ya ne konumuza dönelim? Ben burada insanım, oturuyorum ya. Bir bardak suyu esirgemişsiniz. Boş bardak koyuyorsunuz ya. Ya tamam Celal ya, tamam ya. Ya ne Celal'i? Binal, Binal. Bak tişört bastırdım, kolluk taktım. Yazık, günah ya. Binal ya, benim adım Binal. Ya tamam Güral, neysen ya, neysen ya. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Evet başkanım, bugün çok enteresan bir durum var. Takımının maçı hala devam ediyor. Üstelik şu anda mağluplar ve enteresandır 27-0'lık bir skorla. Ama daha asıl ilginç olanı takımın başında hoca yok. Dakika 3'te hocayı kovdun. Ne diyeceksin başkan? E ne yapayım? Başındayken ne oluyordu ki ne? Ya dakika 3 olmuş, 16 tane gol yemişler. Resmen camiye olarak matematiğe, bilime, insanlığa meydan okuyoruz. Ben anlamadım. Peki başkanım, yani hoca... Bir tek hoca mı suçlu yani bu durumda? Ekip suçlu, ben mi suçluyum? Kurban oldum. Tabii ki hoca suçlu. Ya ben kendim Çırçır döner zincirlerinin sahibisi bir insanım. Bir gazla girdik abi futbol işine. Abi bu herif yüzünden benim zincirlerim günden güne daralıyor. Sezonun başında illam tutturdu. Dedi ki ben Mozambik'in santraforunu isterim. Hanımınla, çocuklarla dükkanları kapattık, kalktık, gittik Mozambik'e. Masai Mara kabilesinde hayvanların ortasında transfer görüşmesi yaptık. Ya sonra ne oldu başkan? E ne olacak? Tam anlaştık. Tam imzayı atıyoruz, öpüşüyoruz derken geldi bir tane kaplan bizim santraforun bacağını kaptı. Milletin başkanları ne kadar güzel gidiyor. Almanlarda, İtalyanlarda transfer görüşmesi yapıyor. Biz gibi Mozambik. Ne de çıktı size televizyonda gördü. Özel herhalde. Ama şimdi başkan, öyle diyorsun da adam tabii isteyecek senden futbolcuya. Senin görevinden gidip o futbolcuyu almak. O da alacak, oynatacak, takımı şampiyon yapacak. Sevince sevinecek ya. İyi de kardeşim. Krediyi çekip düğünü yapan benim, gerdeğe giren başkası. Onu nasıl yapacağız? Ya bu ne saçma bir örnek, ne alakası var ya? Ne şimdi bu? Fikri bu kim? Kemal. Ya Bilal ya, Bilal Allah aşkına ya. Yeter artık ya. Türk futbolunun ve futbolcusunun amansız savunucusu Bilal Koç Yiğitim ben. Öyle ezdirmem size Türk futbolcusunu, iyi be. Şimdi bak, bana bak Celal'cim. Bilal ya, Bilal, Bilal. İnatla söylüyor ya. Bak buraya yazdım, buraya yazdım. Bilal, Bilal. Tamam lan helal. O zaman sen geç benim takımıma. Hadi sen geç benim takımı başına geç o zaman. Nasıl şimdi durup dururken? Hadi. Vallahi mi ya? Öyle oluyor mu? Ben şimdi teknik direktörüm oldum. Allah! Ha, gördün mü? Bak sazlara bak nasıl atladı hemen. Hemen atlıyor. Bunların hepsi böyle. Bunların alayı böyle. Yemin ediyorum Fikri. İmzayı atana kadar süperler. İmzayı attı mı da öperler. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben bir kere daha lafımı bitirmedim ki. Allah'tan kork diyecektim. Sen beni parayla satın alamazsın başkan. Ben her zaman Türk futbolcusunun, Türk teknik direktörünün arkasındayım. Onları ezdirtmem size. Ezdirtmem. Ulan bana bak, fındık ezmesin. Benim asabım bakmayın lan. Ulan ben açık ayran, tombik ekmek arasında döner satan insanım. Bir gazla girdik buraya, şimdi futbolcu alıp satıyorum. Borç gelmiş, gırtlağa dayamış UEFA tepemde. Yemin ediyorum borcumu ödeyemezsem şey yapacaklar. Lisansımı iptal edecekler. Zor tabii başkanım. Peki şu an takımın başında yöneten yardımcı antrenör var sanırım. Yok, yardımcıyı kovdum. Niye? Ya aslı ne yaptı ki yardımcı ne yapsın? İyi de başkanım, yani takımı kim idare edecek ya? Yani malzemeci mi idare edecek takımı? Yok, malzemeciyi de kovdum. Ne? Ne kadar gereksiz bir şey malzemeci ya.
Biz okula giderken beden eğitimi derslerinde şu formamızın altına giyiyorduk. Eşofmanı öyle çıkarıp çıkıyorduk. Ne var iki tane şort, bir tane tişört taşıyacak malzeme. Ne kadar gereksiz masraf yani. Ya şu zihniyet Türk futbolunu bitirdi biliyor musun Fikri abi? Oldu olacak kaleciyi de kov. Onu da kovdum. Kaleci ne işe yarıyor ki? Ya geçenlerde Türkiye'de kolay yoldan para kazanmanın yolları diye haber yapmışlar. İlk sırada bizim kalecinin fotoğrafı var. Şu memlekette yiyerek para kazanan iki kişi var. Biri Vedat Milor, öbürü bizim kaleci. Evet arkadaşlarım, kulağım uyarıyor. Mustafa, Mustafa. Sanırım İsmail Hoca yanında. İsmail Hocam iyi akşamlar. Mustafa, sendeyiz. Evet. Fikri abi şu an İsmail Hoca yanımızda. İnanılmaz bir maç oldu hocam. 28-0. Gerçekten... Ay arkadaşlarım şu an bir gol daha olduğunu söylüyor. 29-0 olmuş. 32-0. Hocam 35'ten döner mi bu maç? Ya hele şuna bak ya. Bir cümle içinde 8 tane gol yedik. Hala diyor ki döner mi? Ya dönerse senindir. Hani başkan dönerci ya. Dönerse senindir diyorum. Döner içinde ya. Maçta diyor döner mi? Nasıl bunu anlamıyorsunuz ya? Başkanım maç bundan sonra dönerse senindir. Dönmezse hiç senin olmamıştır. Ya nasıl şaka yapıyorsun? Ya Fikri var ya, anım adası şu halimle bile beni güldürdün ha. Ya aynısını dedim ya. Dönerse senindir dedim ya. Bak dönerse senindir. Allah belanızı vermesin. Evet hocam, ha. Evet, evet. Tarihe geçtiniz. Bir maçta en kısa süre takımın başında kalma rekorunu kırdınız. Tebrik ederim. Çok kısa sürmesi size ne hissettirdi? Vallahi hiçbir şey hissettirmedi çünkü çok kısa sürdü. Yani böyle hiçbir şey hissetmedim. Yani o kadar kısa sürdü ki 3 dakika içinde bir bakmışım ben meslekten men yani. Yani benim teknik direktörlük kariyerimden daha uzun tuvalet geçmiş olan insan var yani. 3 dakika ne ya? Ya ben buradan başkanı kırıyorum ya. Yapmasın yani. Nedir ya? Vallahi İsmail yemin ediyorum senin ağzını burnunu kırarım ha. Ulan bu adam yüzünden -6 puandayız ya. Ya oynuyoruz oynuyoruz -6 puandayız. Abi bunun hep kural hataları yüzünden. Geçen bir maça 3 tane kaleciyle çıkmış. Ya bu futbolu bilmiyor, bilmiyor. Ne futbolu bilmiyor, ne futbolu bilmiyor? Ben dedim transfer edelim dedim, transfer yapalım dedim. Transferi niye almadınız o zaman? Ulan sırf sen istedin diye senin baldızına kontör transferi bile yaptım. Daha ne yapayım ben? Ya Allah'ın... Ya Allah seve ya. Ya ben bak 3 ay uğraştım. Gittim böyle ucuz santraforları, 10 numaraları araştırdım. Bütün dünyayı gezdik dolaştık. Emeğe yazık ya. Çok ucuza gittik. Gelecek vadeden futbolcu bulduk Messi. Ya onu niye almıyorsun çocukken? İspanya'da kendini heba etti oralarda ya. Messi'yi niye almadın? Hele bak sanki bakkaldan 2 ekmek bir süt istiyor. Vallahi İsmail Messi'yle konuştuk. 5,5-4 çeyrekten anlaştık. Son dakika Messi döneri gramajına itiraz etti. Ben bunu ağzını kırarım lan. Oğlum açık ayran satan adamım lan. Ben Messi'leyim. Zaten gökten Messi yasa kafamıza sabri düşüyor. Bir dakika ben burada devreye girmek istiyorum. Özür dilerim. Vallahi hocam ben senin arkandayım. Ben her zaman Türk futbolcusunun, Türk teknik direktörünün yanındayım. Hiç korkma ben senin arkandayım yani. Bak doğru söyle. Kim bu? Bilal ya ben. Hocam hatırlarsın ben teknik direktör kursunda birlikteydik seninle. Vallahi çıkaramadım Nihal. Yok Seval. Allah Allah. Hocam hani ben senin arkanda oturuyordum böyle tüf tüf atardım hep ya. Oha demek sen kısa dönemsen eğer ondan dolayı. Kısa kısa. Komik. Komik. İnsan değil hoca değil. Futboldan anlamaz ama komik. Ona bir şey diyemem. Sağ ol hoca. Başkanım bir komplimanlar, iltifatlar aranızdaki buzlar eriyor mu? Yok yok. Vallahi kutuplardaki buzlar erir ama benim bununla aramdaki buzlar erimez. Evet yanımıza şu an Hamza ve Bahadır geliyor. Hoş geldiniz. Buralar nereden geçiyoruz ya? Ya 56 oldu. 56 olmuş hocam. Ulan kombili evin doğalgaz sayacı gibi dönüyor tabela. 56 ne ara oldu ya? Evet Hamza yanımızda. Hamza. Hocanız daha maç devam ederken kovuldu. Ne diyeceksin? Bu sizi etkiledi mi? Tabii öncelikle biz çok üzgünüz. Yani... Aber meine Frau Schlachen, biz hocamızla çok güzel bir uyum yakalamıştık yani.
Bu ani gelişen olaylar yüzünden tabii bizim bütün konsantrasyonumuz dağıldı. Tabii bu maçı etkiledi, bence normal. Neyi etkiledi lan? Oğlum adamı kovdum da 16-0'dı lan. Neyi etkiledi? İlk yarı 45 dakika 56 tane gol yemişsiniz oğlum. Lan enişte dükkanımda bile benim günde o kadar döner satılmıyor. Benim asabımı bozmayın lan. Lan seni de kovuyorum lan. Seni de kovdum. Hadi git. Vallahi ben şimdi kovuldum diye söylemiyorum ama yani... Ya bu bizim hoca bize 5-5-2 taktik oynatıyor. 5-5-2 taktik mi olur? Bir say bakayım kaç yapıyor. Ama fıfını zıvay 12 yapıyor. Bir de galeci var, 13 nasıl olacak o? 13'ki sahaya çıkıyoruz, iki tanesi küçük yeriz efendim. Şeye geri dönüyor kulübeye. Öyle şey mi olacak? Ben soruyorum acaba offside'ı biliyor mu bizim hoca? Offside'ı biliyor muymuş? Ya geçen maç benim ayağım kırıldı, o Servet girdi ya arkadan bana. Orada bizim ayağım kırılmış sahaya çıkıkçı çağırıyor bu. Maçın kırılma anıydı. Maçın kırılma anında ne çağıracağım? Tabii ki onun için. Ya ne? Sen Almanya'da dönerci değil misin kardeşim? Gidiyorsun, atak yapıyorsun, geri niye dönmüyorsun? Bu nasıl dönerci zihniyet ya? Ben nasıl döneceğim? Ben zaten Fiyonat oynuyorum ben. Neye susacağım ben ya? Neyin doğru ki? Neyin doğru? Bir de kalktı şu futbolcu müsveddesi getirdin buraya, Bahadır'ı. Bir de neymiş diyor ki, top geçirtir de adam geçirtmez. Ulan onun bize geçirttiklerine ne olacak peki? Ulan adam kendi attığı, kendi kalesine attığı goller yüzünden gol krallığını oynuyor. Ama başkanım ayıp olmuyor mu? Aşk olsun ya. Benim sadece birazcık yön durumum biraz zayıf. Yönleri tam karıştırıyorum. Kaleyi buldum mu vuruyorum. Bizim kale, karşı kale fark etmiyor. Hem ayrıca ne yapayım başkanım? Emek hırsızlığı mı yapayım ben? Ha? Hakemi aldatma yönelik hareket mi yapayım? Ben bu yaştan sonra top mu çalayım be? Top mu çalayım bu yaştan sonra? Top çal ulan, işin bu zaten senin. Ha, ama olsun, haramdır. Çalınmaz. Yazık günah o topçu, ayağının bileğini hakkıyla getirmiş oraya, daha teri soğumamış. Sen nereye bakarak konuşuyorsun? Ne saçmalıyor ya bu? Kamera çekiyor ya bizi işte. Tam diğerleri buraya bakıyor. Ha. Bir bana mı tabii? Bilal ne diyorsun? Ben buna ne diyeyim ya? Hiç anlayamadım yani. Herkes bak. Mustafa nereye bakıyorsun sen? Ben bizzat Fikri abiye bakıyorum, Fikri evet. Bey'e bakıyorum. Sen niye oraya bakıyorsun? Bizi oraya çekiyor diye. Onlar da bizi sanki hani oradan görüyormuş gibi. Aslında biz burada oyun oynuyoruz. Şimdi bak. Ben anlatayım. Evet, evet. Ya kameraya bakmak girmiş zorunda değilsin aslında. Hüseyin, var mı bir tavsiyen Bahadır'a? Bize bakacak yüzü yok. Nereye baksın? Şimdi ne yapsın o zaman? Bundan he? Sonra ne yapsın? Ama sen bize bakma. Konuştuğun kimse ona bak ya. Bu yaştan sonra top mu çalayım ben? Başkanım top mu çalayım Allah aşkına? Top çal ulan, işim bu. Olsun, haramdır. Haramdır, ben top çalmam. Yazık, o topçu bileğinin hakkıyla getirmiş oraya kadar. Çalır mı o top ya? Ayıptır, günahtır. Bana halal top lazım, halal. Ben çok özür... Burada biraz devreye girmek istiyorum. Hafif bir şive karışıklığı yaşamış olabilirim, sorun değil. Geri döndüm. Ben burada devreye giriyorum. Hamza, sana bir sorum var. Bilal hocam ben. Halo, Bilal hocam. Yok koç. Tövbe tövbe, Bilnur diyorsun ya. Yok lan sana sorum oru. Bilnur'muş. Meee! Terbiyesiz ya. Burada ben diyorum ki benim başarılarımı gölgelemeye çalışmayın. Bak benim başarılarım ortada. Evet, hemen İsmail hocanın başarı grafiğini gösteriyoruz. Oha, öyle deyince hemen çıkıyor mu ya? Ah! Grafik kazansı oldu. Düştü ya. Grafik. Valla grafik kazansın ya. Allah Allah. Lan hiç mi bir şey anlamıyorsunuz? Fikri, Allah'tan emniyet kemeri takını da düşürdün ya, grafik kazası oldu. Sen çok iyi yapıyorsun. Bayla bak. Grafik kazası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öbür tarafta bunun hesabını vereceksiniz. Cayır cayır yanacaksınız. Aynısını dedim lan. Aynısını söyledim. Ya nereden geliyor bunlar aklına ya? Çok komiksin başkanım ya. Ya Allah belanızı vermesin. Evet İsmail Hoca. Kazanılan kupa 0. Galibiyet 0. Puan 0, atılan gol 0. Vallahi senin moral 0-0-0. Burada
buradan sıfırlar var ya. Lan neyi anlamıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar biz bu şakayı hep yapıyoruz. Niye anlamıyorsunuz ya? Başkanım, şimdi buradan 6-0 atsak yine olmayacak. Şimdi vallahi bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Çünkü bardağın boş tarafına bak... Ne oldu ya? Takıldın mı? Evet, sanırım görüntü dondu. Teknik bir arıza var. Yok Fikri abi, görüntü falan donmadı. Ben donmadı, biz okey. Sorun yok yanım. Allah cezanızı vermesin. Lan bir şey deniyorum şurada. Biraz adam uydurun, ayak uydurun ya. Yok Fikri, yok. Teknik arıza falan yok. Bizim teknik direktör arıza. Ulan iyi ki de kovmuşum seni. Ne kovdun ne? Sen beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Ne? Aa, duydunuz mu? Dur, vur, kameramı çektim. Vur. Kayıttı mı? Kayıt. Allah'ım! Ulan oğlum tazminattan kurtuldum lan. UEFA duysun beni. İşte böyle toparlayacağız burada. Vallahi çok mutlu oldum ha. Ya bir anlık gaza geldi, milyonları bıraktı enayi ya. Ben de savunmam artık bunu, yemin ediyorum. Ulan yemin ediyorum var ya, şu an o kadar keyfim yerinde ki... Aa ulan seni bile takımın başına getirebilirim ha. Nasıl? Bak sevinirim ha. Söyle lan, bir takımda kaç kişi var? Nasıl? Aniden sordu ya. Bir kaç oradan... 11! Ulan tamam lan, bundan sonra teknik direktör sesi. Nasıl? Vallahi adam UEFA duysa dedi ki yine bana küçülmeye git dedi kulübe. Aa daha ne kadar küçüleyim daha. Aa bundan sonra teknik direktör sesi. Allah! Hadi bir sınıf hadi. Evet sevgili seyirciler, benim için de çok güzel bir haberdi. Artık tek başıma soracağım. Zemin kötü. Nün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Şevket hayatım, bu üstün kıyafetin niye böyle canım? Yarmış kıyafetin de ya. Benim her zamanki kıyafetim, ben gayet rahatım ya. Var mı sizin orada? Ne konuşuyorsunuz?